Anlatılsın konular, gelsin bütün sorular. Anlatılsın konular, gelsin bütün sorular. İyice dinleyelim, gelsin doğru cevaplar. İyice dinleyelim, gelsin doğru cevaplar. Birlikte yarışalım, bilgiyi paylaşalım. Birlikte yarışalım, bilgiyi paylaşalım. Dikkatlice dinleyip başarıya koşalım. Dinlemeyi, öğrenmeyi ve yarışmayı sevenlerin programına hoş geldiniz arkadaşlar. Diyanet TV ekranlarında Dinle Konuyu, Bil Soruyu yarışma programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Bugün hem yarışacağız, hem öğreneceğiz, hem de hep birlikte eğleneceğiz. Şu anda stüdyolarımızda sevgili yarışmacılarımız var. Onlara da hoş geldiniz diyorum. Ekranları başında bizimle birlikte olan sevgili çocuklar, sizlere de tekrar hoş geldiniz diyorum. Ben de stüdyomuzdaki yarışmacılarımızı tanımak için sizler gibi sabırsızlanıyorum. Hadi o zaman önce tanışalım, ondan sonra yarışmaya başlayalım. Muhammed Yusuf Üstüntürk, 9 yaşında, 4. sınıfa gidiyor. Büyüyünce matematik öğretmeni olmak istiyor. Abdullah Uyar, 9 yaşında, 4. sınıfa gidiyor. Büyüyünce futbolcu olmak istiyor. Hasan Faruk Dündar, 9 yaşında, 4. sınıfa gidiyor. Büyüyünce doktor olmak istiyor. Hüsna Nur Yılmaz, 9 yaşında, 4. sınıfa gidiyor. Büyüyünce öğretmen olmak istiyor. Mavi Masa'da bizimle Hasan ve Hüsna Nur yarışacak. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Hasan'cığım nasılsın? Nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Hoş geldin yarışmamıza. Heyecanlı mısın Hasan? Heyecanlıyım. Heyecanlısın. Daha önce hiç yarıştın mı? Yarışmadım. Bu ilk olacak. Diyanet stüdyolarında Hasan bugün ilk kez bizimle yarışmış olacak. Başarılar diliyorum sana. Hüsna Nur'cum hoş geldin. Nasılsın? İyiyim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim Hüsna Nur. Sen de heyecanlı mısın? Evet. Hadi bakalım başarılar diliyorum. Güzel bir yarışma olacağına inanıyorum. Muhammed hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Elhamdülillah. Muhammed'cim sende heyecan var mı? Evet. Bende de var. Sen yarıştın mı hiç daha önce? Hayır. Bu ilk olacak. Harika bir hatıra olacak sizin için de. Ve Abdullah'a geçtim. Hoş geldin Abdullah. Hoş bulduk. İsmin nereden geliyor biliyor musun? Kimin ismi? Peygamber Efendimizin babası. Sevgili Peygamberimizin babasının ismi konulmuş. Çok güzel bir ismin var. Abdullah'cığım heyecanlı mısın? Çok heyecanlıyım. Çok heyecanlısın. Hadi az sonra rahatlayacağız. İsterseniz ben biraz yarışmamızın detayları hakkında size bilgi vereyim. Ondan sonra yavaş yavaş yarışmaya başlayalım. Yarışmamız 5 sorudan oluşacak. İlk 3 soru az sonra ekrana gelecek olan VTR'de arkadaşımızın anlattığı günün konusunun içinde cevabı gizli olan sorular olacak. Bu ilk 3 sorudan hemen sonra 4. ve 5. sorumuz gelecek. 4. soru genel kültür sorusu, 5. soru da bir bilmece olacak. 5 sorudan oluşan yarışmamızın ilk 3 sorusunun cevabını hemen bulabilmek için VTR'yi dikkatlice dinleyeceğiz ve ben soruları sorduğumda size ayrılan süre başlayacak. Cevabı büyük harflerle ilk önce tahtaya yazan ve hemen yazar yazmaz zili çalan cevap hakkını kazanmış olacak. Anlaştık mı? Hadi o zaman VTR ekranlara gelsin. Diyanet TV ekranlarında bizleri izlemekte olan sevgili seyirciler, sevgili çocuklar. Yarışmamız başlıyor. Dinle konuyu, bil soruyu diyoruz. Ben Ayşe Reyhan Kaplan. Biz müminiz. İman eden ve imanıyla dünyayı güzelleştiren insanlarız. Yalnız Allah'a kulluk eder, sadece ona yalvarırız. Peygamberimizin öğrettiklerini hayatımızda uygularız. Yeryüzünde iyilikler çoğalsın diye çaba harcar, kötülüklere engel olmaya çalışırız. Dinimizde her Müslümanın yapması gereken temel ibadetler var. Bunlara İslam'ın esasları adı verilir. Şüphesiz ibadetler bunlarla sınırlı değildir ama bu 5 ibadet çok önemlidir ve şöyledir. İslam'ın esasları kelime-i şehadet getirmek, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek ve hacca gitmektir. Evet. Günün konusunu dinledik.
Arkadaşımız bize çok güzel bilgiler verdi. Ne dedi? Biz müminiz dedi. İman ediyoruz yani. İman edenlere mümin denir. İmanın esasları vardır dedi. Kaç tane olduğunu saydı. Namaz kılmak, oruç tutmak diye sırayla. Dinimizde her Müslümanın yapması gereken temel ibadetler olduğunu ve bunların o beş esasın içinde gizli olduğunu da bize söyledi. Bu güzel bilgiler için arkadaşımıza teşekkür ettikten sonra ilk sorumuzu soracağım. Ancak en çok doğru olan masa yarışmamızın galibi olacağı için siz hemen bildiğiniz doğru cevapları hızlı bir şekilde yazıp zili çalmak için hazır olun. Tamam mı? Hadi o zaman ilk sorumuz gelsin mi? Gelsin. Hazır mıyız? Hazır. Soruyorum. Yeryüzünde nokta 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 çoğalsın diye çaba harcar, kötülüklere engel olmaya çalışırız. Buradaki noktalı yere ne gelmeli? Neler çoğalsın diye çabalarız? Arkadaşımız günün konusunda bize bundan bahsetti. Yeryüzünde bir şeyler çoğalsın diye çaba harcarız ve kötülüklere engel olmaya çalışırız. Ne çoğalsın diye? Cevaplar için süreniz başladı. Yeryüzünde neyin çoğalması için çabalarız? Büyük harflerle yazalım. Aranızda istişare edebilirsiniz. Evet, sarı masa yazıyor, mavi masa da düşünüyor. Bittiyse zili sallıyorsunuz ve... Evet, Abdullah zili salladın. Sarı masaya söz hakkı geçti. Muhammed söyler misin? İyilikler. İyilikler dedi. Alkışlıyoruz sarı masayı. Cümlemizi toparlayalım o zaman. Ne yapıyormuşuz? Yeryüzünde iyilikler çoğalsın diye çaba harcar, kötülüklere engel olmaya çalışırız. Teşekkür ediyoruz ve 10 puan sarı masanın oldu. Mavi masa bu soruya doğru cevap veremedi. Cevabını tamamlayamadı. Olsun, yarışmamız devam ediyor. Daha geride 4 tane sorumuz var. Ama ben size bir şey sormak istiyorum. İyilik deyince aklıma geldi. Bu iyiliğini hiç unutmayacağım dediğiniz birisi oldu mu? Veya size böyle söyleyen oldu mu? Hüsnü Anur, başını salladın. Var mı aklına gelen bir şey? Evet. Söylemek ister misin? Olur. Ben babama hep böyle babamın istediği şeyleri getirirdim. Babaannem de bana derdi ki hep iyilikler senin yanında olsun, kötülükler senin yanına asla gelmesin dedi. Ne kadar güzel. Sen büyüklerine iyilik yapıyorsun, onların hizmetinde bulunuyorsun ve babaannen de sana iyilikler hep senin yanında olsun diye dua ediyor. İyilikler bütün çocukların yanında olsun, kötülükler sizden uzak olsun diyorum ve ikinci sorumuza geçiyorum. Hazır mıyız? Heyecan da azaldı biraz zaten, değil mi? Biraz rahatladık, tamam. İkinci soru. İslam'ın esasları kaç tanedir? Hemen zili sallayacak bitiren. Evet, yazdınız. İki masada cevabı şöyle birbirinize doğru çevirin. Görelim. Her iki masada doğru cevabı yazdı ama sanki böyle aynı anda salladınız zili. Ben öyle duydum. İkinize de 10'ar puan veriyorum. Hasan, cevabı söyler misin bana? İslam'ın esasları 5 tanedir diyorsun. Evet, sarı masa, sizden de cevabı alalım. Söyler misin? İslam'ın şartı? 5'tir. 5'tir. Sarı masaya da teşekkür ediyoruz. Her iki masamıza da bu sorunun cevabını doğru bildikleri için 10'ar puan veriyoruz ve alkışlıyoruz. Geçtim 3. soruya. Hazır mıyız? 3. soru geliyor. Güzel bir soru. İslam'ın esaslarından olan ve gücü yetenlerin Kabe'yi ziyaret etmeleri şeklinde anlatılan İslam'ın esası hangisidir? İslam'ın 5 esası vardı. Bunları sırayla bir düşünün. Hemen aklınıza geliyorsa yazmaya başlayın, süreniz başladı. İslam'ın 5 esasından gücü yetenlerin Kabe'yi ziyaret etmeleri olarak anlatılan esas hangisidir? İslam'ın hangi esasından, hangi şartından bahsediyoruz? Evet, iki masa da düşünüyor. Sarı masa yazıyor. Sarı masa, zili çaldınız ve cevabınızı merak ediyoruz. Şöyle gösterin tahtanızı.
Muhammed cevabı okur musun? Hacca gitmek. Hacca gitmek dedi. Doğru cevabı sarı masadan aldık. Teşekkür ediyoruz ve alkışlıyoruz. 10 puan sarı masaya. Mavi masa maalesef henüz cevap veremedi bu soruya. Peki hacca gitmek dedik. Gücü yetenlerin Kabe'yi ziyaret etmesi dedik. Kabe'ye giden tanıdıklarınız oldu mu? Var mı? Senin de var, senin de. Senin de var. Abdullah kim gitti Kabe'ye? Anneannem ve dedem. Anneannen ve deden gitti. Peki sen de merak ediyor musun? Anlattılar mı nasıl bir yer olduğunu? Nerede olduğunu biliyor musun? Kabe Arabistan'da. Hangi şehirde? Biliyor musunuz? Mekke şehrinde. Müslümanların kıblesi Kabe'dir. Ve Kabe'yi ziyaret etmek çok büyük bir ibadettir. Kabe'yi ziyaret edene ne diyorlar? Kabe'ye gidip ibadet eden, ziyaret eden, Kabe'nin etrafında dönen, tavaf eden, sonra buraya gelenlere ne oldu diyorlar? Hacı mı? Evet, Muhammed, hacı oldu diyorlar, değil mi? Bütün hacılarımıza, büyüklerimize, anneannelerimize, dedelerimize selam ve sevgilerimizi iletiyoruz o zaman buradan. Ve şimdi genel puan durumuna geçmeden şu ana kadar günün konusuna bağlı olarak sorduğumuz soruları bitirdiğimiz için bir puanlara bakmak istiyorum. Merak ediyor musunuz? Hangi masa önde gidiyor? Sarı masa her 3 soruya da doğru cevap verdi ve şu an için 30 puanla yarışmamıza devam ediyor. Alkışlıyoruz. Teşekkür ediyoruz. Mavi masa da 10 puanla ilk 3 sorumuzu tamamladı. Onlara da teşekkür ediyoruz. Harika gidiyorsunuz ve 4. sorumuz geliyor. 4. sorumuz bir genel kültür sorusu olacak. Sorumuz geliyor, hazır mıyız? Kim yazıyor? Kalemler hazır olsun. Tekerlekleri ayakla çevrilen ve böylece hareket eden binek aracının adı nedir? Hadi bakalım düşünün ve cevap verin. Tekerlekleri ayakla çevrilen ve böylece... Sarı masa zili çaldı. Siz de tamamlayın. Evet. Sarı masadan cevabı alalım. Ne dediniz? Tekerlekleri. Araba. Ama burada ayakla çevrilen ifadesi vardı. Evet. Sarı masaya puan veremiyoruz. Hasan siz ne yazdınız? Bisiklet. Bisiklet dediniz ve 10 puan mavi masaya. İki masamıza da teşekkür ediyorum. Son sorumuz bilmece olacak. Bilmece gelmeden önce böyle çok ezbere bilmece aklında tutan çocuklar var benim tanıdığım. Sizde de var mı öyle bilmece merakı? Evet. Böyle bir başlıyorlar bilmeceleri sormaya. Bir sürü bilmece biliyorlar. Sizde de var mı öyle ilgi alanları? Tamam, sizi biraz sonra daha yakından tanımak için zaten nelerden hoşlandığınızı soracağım ama yarışmamızı bir tamamlayalım. 5. sorumuza geldim. Bir bilmece sorusu. Bakalım daha önce duydunuz mu bu bilmeceyi? Hazırsanız sorumuzu soruyorum. 33 veya 99 taşı var. Başında püsküllü bir tacı var. Bilin bakalım bu nedir? 33 veya 99 taşı var. Başında da püsküllü bir tacı var. Ekranları başında bizi izleyen sevgili çocuklar, cevabı siz de buluyorsunuz. Sarı masa zili çaldı. Mavi masa düşünmeye devam ediyor. Neymiş bakalım cevabınız? Tesbih. Tesbih dediniz Muhammed. Doğru cevabı verdiniz. Teşekkür ediyoruz ve sarı masaya 10 puan, alkışlar. Sevgili çocuklar, dinle konuyu, bil soruyu yarışma programımızın 5 sorusunu da burada tamamlamış olduk. Şimdi genel puan durumumuza bakalım. Sarı masa yarışmamızı galibiyetle sonuçlandırdı. 40 puanı var. Mavi masanın da 20 puanı var. Her iki masamızı da alkışlıyoruz. Harika yarıştınız. Çok güzel bir gün oldu sizinle birlikte. Yarışmak çok keyifliydi. 33 veya 99 taşı var dediğimizde aslında güzel bir ipucu vardı orada, değil mi?
Tesbih ne zaman kullanılır? 33 tane. Her şey için 33 tane çekeriz. 33 3 kere şey çekeriz. 33 tane çekeriz. 99 taşı vardır tesbihin. Peki camiye gideniniz var mı? Cami. Ben gittim. Camiye gittin Hasan. Camide namazlardan sonra ne yapıyorlar? Tesbih çekiyorlar. Tesbih çekiyorlar. İşte 33 ya da 99 tane taşı oluyor. Başında böyle püsküllü bir tacı oluyor. Tesbih çekerken insanlar neler söyler Hüsnü Anur tesbih çekerken? Allah'ın adlarını söyler. Allah'ın isimlerini söyler. Elhamdülillah deriz. Sübhanallah. Sübhanallah deriz. Allahu Ekber. Allahu Ekber deriz. La ilahe illallah deriz ve Allah'ın yüceliğini, büyüklüğünü anlatan kelimeleri tesbih çekerken söyleriz. Bu da çok sevaptır, güzel bir davranıştır. Evet, şimdi arkadaşlar bu güzel günün sonuna geldik. Ancak sizleri biraz daha yakından tanımak için biraz sohbet etmek istiyorum. Hasan'cığım, sen şimdi kaçıncı sınıfta okuyorsun? Dördüncü sınıfta okuyorum. Dördüncü sınıfta okuyorsun. Okulu seviyor musun Hasan? Seviyorum. Arkadaşların nasıl? İyi geçiniyor musunuz? İyi geçiniyorum. En sevdiğin arkadaşının ismi ne? Muhammed Yusuf. Muhammed Yusuf'a selam gönderiyoruz buradan. Muhammed Yusuf'a. Evet Hüsnü Anur'cum, sen hafta sonları en çok neler yapmayı seversin? Hafta sonları en çok kitap okumayı ve soru bankamdan soru çözmeyi seviyorum. Soru çözmeye de başladın. Kitap okumayı seviyorsun. Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı'nın harika çocuk kitapları var. Onları da hepinize tavsiye ediyorum. Çok güzel kitaplarımız var. Sizin de keyifle okuyacağınız kitaplar. Muhammed'ciğim sana geçtim. Sen kaçıncı sınıftasın? 4. Dördüncü sınıftasın. Spor yapmayı seviyor musun? Evet. Ne yapıyorsun? Okçuluk. Okçuluk. Harikasın. Muhammed peki okçuluk hakkında bize biraz bilgi verir misin? Ne yapıyorsunuz tam olarak? İlk katıldığımda lastik çekmeyle başladım. Lastik çekmeyle. Sonra tahta yayla atıyorum. Atıyordum. Tahta yay. Evet. Atıyordum. Şimdi de demir yaya geçtim. Demir yaya geçtin. Nasıl hedefi tutturabiliyor musun? Evet. Okçuluk atasporumuz değil mi? Evet. Ne zamandır devam ediyorsun? Bir yıl 8 ay falan oldu. Bayağı da olmuş. Başarılar diliyorum sana. Abdullah'cığım en sevdiğin yemek? Tavuk. Tavuk mu? Kızartması mı? Evet. Pilavlısı mı? Kızartması. Kızartması. Çok da şifalı. Abdullah'cığım en sevdiğin arkadaşının adı ne? İki tane var. İki tane. Ayırmıyorsun birbirinden. Arif ve Mustafa. Bir daha. Arif ve Mustafa. Arif ve Mustafa. Abdullah'ın sevgili arkadaşlarına da buradan selam gönderiyoruz o zaman. Evet sevgili çocuklar, dinle konuyu, bil soruyu yarışma programında bugün sizlerle olmak çok keyifliydi, çok güzeldi. İyi ki geldiniz. Diyanet TV stüdyolarını şenlendirdiniz. Benim de şimdi size küçük birer hediyem olacak ve günü böylece sonlandıracağız. Buyursunlar Hasan'cığım. Hüsnü Anur, Muhammed ve Abdullah. Teşekkür ediyorum ben de sizlere. Sevgili izleyiciler, ekranları başında bizimle birlikte olan Diyanet TV izleyicileri, sevgili çocuklar. Stüdyolarımızda bugün dinle konuyu, bil soruyu yarışma programıyla sizlerle birlikteydik ve şimdi programımızı burada sonlandırıyoruz. Yarışmacı arkadaşlarımıza ve kıymetli izleyicilerimize teşekkür ediyoruz. Bir sonraki yarışma programımızda görüşmek ümidiyle sizleri Allah'a emanet ediyoruz. Hadi hep birlikte el sallayalım ve arkadaşlarımıza hoşça kalın diyelim.